dijital bir çalışmaya başlamadan önce klasik ticaret dediğimiz ya da fiziksel işlerde işte ofisiniz, belli bir ticari hayatınız vardı ve klasik ticaretle dijitali kıyaslayacak olursak, yani klasik ticarette yaptığınız yatırımlar ve aldığınız geri dönüşlerle dijitale yapmış olduğunuz zaman, maddiyat ve geri dönüş oranlarını kıyaslayacak olursak bu konuda ne diyebilirsiniz? Güzel bir ayrım yaptınız. O da hani sadece para değil. Bir dükkan açıyorsunuz işte 15-20 bin lira yatırım falan, o değil. Sabah erkenden kalkıp mesela diyorum ya, biz beslenme kulübü modeliyle çalışıyorduk. Evet. Aslında ben her sabahımı satıyordum ya da her sabahımı yatırıyordum bu işe ki hani uzun zamandır beraberiz. Sabahlar benim için çok önemli ve en pahalı saat bana göre. En değerli saat. Hani ben o saati ona oraya veriyordum ama o saatin karşılığını alamıyordum. Bir de hani hali hazırda bir terapistikten gelip zaten o saat karşılığında çok daha fazlasını kazanabilecekken beslenme kulübü modelinde onu kazanamadığımı görünce, verdiğimle aldığım denk gelmeyince, önce bu yani zaman, emek, duygusal yatırımımın karşılığını alamamak birincisi sıkıntıydı. İkincisi bizim ulusal ve uluslararası eğitimlerimiz oluyor ve gidiyoruz. Gitmemiz de gerekiyor gelişimimiz için. Gidip döndüğümde kulübümde insan kalmıyordu. Ben böyle bir hayat istemiyordum. Bunun için girişimci olmamıştım. Özgürlüğün karşılığını bulamıyordum. Ama şimdi sabah da bir post paylaşmıştım bu konuda. Herkes kafasına göre istediği gibi çalışır diye. Önemli olan o disiplini yaratabilmek. Karşılaştırma yapacak olursak kesinlikle şu anda biraz yavaş gibi görünüyor. Nereden baktığımıza bağlı. Dün de akşam değerlendirme yaptığımıza göre de çok iyiydi. Şu anda biraz yavaş. Hani eskisiyle gelir olarak kıyasladığımızda düşük. Ama ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde kontrol edemeyeceğim kadar büyük bir büyüme bekliyorum. Aslında zaten dijital çalışma uzun vadeli bir çalışma ve dijital ayak veya dijital varlık diyoruz biz buna. Mesela bugün gün içerisinde bir video için, bir video çekim için 5-10 dakikamızı ayırıyoruz ve aslında o video bizim için yıllarca çalışmaya devam ediyor. Yıllarca bize potansiyel müşteri getirmeye devam ediyor ve yıllara böldüğümüzde gerçekten ciddi bir dijital varlık oluşuyor ve giderek büyüyor bu. Şeyden bahsettiniz, hani eğitimlere gittiğimizde, geri geldiğimizde, ticaretimizde ya da ticarethanemizde müşteri bulamıyorduk. Şimdi mesela geçenlerde Antalya'ya gittiniz 5 günlüğüne, evet. Ve artık aslında ticaretinizi cep telefonundan yönetir pozisyonda ya da bilgisayardan, evet, yönetir pozisyona geldiniz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir özgürlük. Ve bir de bir sıkıntı yaşıyordum. Hani yerel çalışıyorduk. Tabii ki bize bu öğretiliyor. Hani global düşün, yerel çalış ama ben globalde çalışmak istiyorum. Şu anda Aydın'da, Manisa'da, İzmir'de, Tekirdağ'da, Erzurum'da, Türkiye'nin birçok yerinde, beraberinde Kanada'da, Fransa'da, dün akşam baktık Amerika'dan, evet, birçok kişi siteyi ziyaret ediyor. Belki şu anda müşteri değil ama potansiyel müşteri adayı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kapımızın oluşması, işte benim zaten Herbalife yapmak istememdeki en temel şey, seans odamın içindeyken para kazanmak değil, seans odamın dışındayken de benim işte o hep söylenen, ne denir, o boru inşası, ben de şimdi cezaevinden çıkıştaki tünel inşası diyorum. Özgürlüğe giden tünel. Kesinlikle özgürlüğe giden tünelin içinden geçiyoruz. Aslında girişimci olmak isteyen herkesin de kafasında yarattığı hayal budur. Yoksa bir market açardım, içine de koyardım 3-5 yağ, 3-5 çikolata, onu satardım. Ya da kendi seans odamda kalırdım. Bir sonraki tünelimizin de bu olması konusunda aslında planlarımız var. Bütün bilgi, deneyim ve tecrübemizi dijital ortamda sizin önderliğinizde doğru kurguladığımızda gerçek özgürlük, ne hizmet ya da ne ürün sunuyor olursak olalım, gerçek özgürlük orada başlıyor. Kesinlikle özgürlük ve pasif gelir deyince ben kesinlikle her girişimcinin sistemsel düşünmesini ve insan bence rutin işleri direkt sisteme devretmesi gerekiyor. Ne gibi? Mesela network marketingde ya da herhangi bir ürün veya hizmetiniz varsa bu ürün veya hizmetinizi tanıtan bir sistemin kurulması gerekiyor. Bir satış hunisi sistemi. Yani siz 7-24 uyurken bile size para getirecek ya da sizin izleyicilerinizi ya da takipçilerinizi müşteriye dönüştürecek mutlaka bir sisteme ihtiyacınız var. Çünkü sisteminiz yoksa onu ölçeklendiremezsiniz ve özgürlüğü kazanmak sizin için hayal olmaya devam eder diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz derecede verimli oldu diye düşünüyorum. Hem YouTube kanalındaki takipçilerim için hem de belki potansiyel müşterilerimiz için de
endişe yaşayan ya da işte ya Alişan bu kadar yatırım yapılır mı ya da işte bu sistem işe yarar mı? Benim, hatta ben benim bazen sektörde... az bile söylediğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü yatırım aslında yıllar sonra devede kulak gibi olacak. Kesinlikle. Bu açıdan aldığınız her kuruş helaldir. Bu aslında şeyde de bahsettiniz. Yani çok seçici davrandığımı bahsettiniz. Ben aslında çok oyun görüşlü insanlarla çalışmak istiyorum. Çünkü şu anda yaptığımız çalışma gerçekten ancak oyun görüşlü insanların bir an önce başlayabileceği bir şey. Bir de birçok zamanda şunu söylüyorum. Türkiye'de müthiş derecede büyük bir genç nüfus var ve bu genç nüfus internetle büyüyor ve bunlar işte üniversiteyi ya da okulu bitirdikten sonra para kazanmaya başladıklarında kazandıkları paranın %80'ini yani bütçenin %80'ini cep telefonu üzerinden, internet üzerinden harcayacaklar. Yani siz bugünden internette bir varlık inşa etmezseniz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu pastadan ekmek yiyemezsiniz. Ama 3-5 yıl sonra ben zaten kurarım derseniz çok büyük bir rekabet. Yani şu anda zaten mavi okyanus içerisindeyiz. Daha kimse harekete geçmemiş. Sadece çok uyanık ve öngörüşlü olan girişimciler bu sistemi kurmaya çalışıyor. 3-5 yıl sonra bu okyanus tamamıyla kan revan içerisinde olacak. Müthiş bir rekabet olacak. Dijitalde reklam maliyetleri çok yüksek olacak. Sizinle aynı sektörde rekabet edecek olan çok daha büyük oyuncular olacak. Hala da dijital ortamda ve özellikle network marketing'de de taş devrini yaşadığımızı düşünüyorum ve ben bu taş devrine tekerleği getirdim diye düşünüyorum. Kesinlikle genelde. Doğru. Yani bu tekerleği bence bir an, yani bu teknolojiyi bir an önce kullanırsanız, yani internet de bir kaldıraç sistemi sonuçta. Yani bugün ürün veya hizmetinizin sunumunu gün içerisinde yüzlerce kişiye internet üzerinden gösterebilirsiniz. Talep toplayıp onları satış yapabilirsiniz. Yani tek tek giderek ürününüzü ya da sunumunuzu yapmak. Ben Tekirdağ'a nasıl gideceğim? Manisa'ya nasıl gideceğim? İzmir'e nasıl gideceğim? O insanları nasıl bulacağım? Ve o insanları nasıl güvendireceğim kendimi? Bu kısımlarda özellikle girişimci ve network marketing işi yapan insanlar için hani bir dokunuşta birden fazla insana ulaşabilmek. Aslında dijital ortamda markalaşma zannettiğimizden çok daha rahat olabiliyor. Çok daha kolay olabiliyor. Yani online üzerinden algı yönetimini gerçekten çok rahat yönetebilirsiniz. Ve insanların size güven duymasını sağlayacak aslında bir algoritma var. Yani bu algoritma ile ilgili ben çok ciddi eğitimler aldım. Hem kendimi konumlandırma konusunda hem müşterilerimi konumlandırma anlamında. Yani dijital ortamda ne kadar hızlı markalaşma sürecine girerseniz aslında o kadar çok hızlı kazanırsınız. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Bu iş bitmedi zaten biliyorsun. Hani evet. Benim tünelim bitti bundan sonrasında eyvallah ama aslında arkaya devam eden çalışmalarımız daha ikinci, olacak. Daha çeşmeyi açmakta özgürüz yani. Evet. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu röportajın ya da bu söyleşinin faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa, uzmanlarınız varsa atıyorum çok fazla takipçisi olup da gelir elde edemeyen ya da bilgi deneyim bagajı çok yüksek, çok büyük tecrübeye sahip olan insanlar olup dijital ortamı entegre edememiş arkadaşlarınız varsa onlarla bu videoyu mutlaka paylaşın, beğenin ve bir sonraki videolarda tekrardan sizinle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.